Dedim ya efendim, buraya gelip de birçok kimseyi burada görmek mümkün. Bir misafirimiz var. Bitlis'te ilk öğretmenlik görevini yapmış ve ilk öğretmen olan değerli bir şahsiyetle beraberiz. Sizlerle beraber tanıyoruz. Tanıyalım efendim sizi. Ben Ayten öğretmen. Bitlis'te görev yaptınız. Evet. İlk öğretmensiniz efendim. Ben baba tarafım Zülfikarlar, annem tarafım Kayaoğulları. Dedemin eşi Dodanlılardan. Nigar Hanım. Ben babamı hiç bilmem. Çok küçükken ölmüş. Bizi annem büyüttü. Bitlis'te evimiz kalenin arkasında. Neydi, yeni bir cami yapılmış o. Epsela Cami. Biliyor musunuz? Apsala Cami. Karşı karşıya onunla. Kalenin arkasında. Çocukluğumuz orada geçti. İlkokulu, ortaokulu orada bitirdim. Okumayı çok seviyordum. Hiç kitap, defter, kalem elimden düşmezdi. Romanlar, ne bulursam okurdum. Okul beni seçti ortaokulda. Başarılı bir öğrenci diye. İstanbul Kız Öğretmen Okulu'na gittim. Çapa'ya gönderdiler beni. Sene 1940 ya 5 ya 6. 1945 ya da 46. Evet. Düşün artık. Sizin anneniz, babanız bile doğmamıştı. Doğmamış, evet. Değil mi? Gittim şimdi, bak ben o zamanın Bitlis'ini size anlatayım. Evet. Araba yok, yol yok, deniz bilmem, ne bileyim, tren bilmem, elektrik yok. Gaz lambasında çalışırdık biz dersimizi. Düşünebiliyor musun? Siz ne? Eğitimlerinizi o dönemlerde nasıl verirdiniz? Eğitim... Hangi şartlarda? Evet, kalem yok. Bir defter alırlardı, bir silgi alırlardı. Silgiyi kaybettiğimiz anda bir daha almazlardı. Yoktu çünkü. Evet. Yoktu. Ve biz tükrükle böyle ıslatır, o yanlış olduğu yerleri silerdik. Tükrükle? Evet. Şimdi torunlarım bana diyor ki, senin çocukluğun çok zor geçmiş anneanne, babaanne. Halbuki bilselerdi biz o zaman ne kadar mutluydu. Çektiğinizi birbirsel. Yani görgü yoktu. O şeyin içindeydik biz. Bizim için cennetti Bitlis, biliyor musun? Arkadaşlarla oynamak, nakış yapmak, dantel örmek, dikiş dikmek. Hep evin içinde bunlarla uğraşırdık. Ve çok hoştu. Bahçede oynardık. Edik çalardık. Salatalık çalardık. Tamam mı? Ama onlar da bizim bahçemizden çalarlardı. Adetti yani. Evet, adet. Ha, adet de bu. Darıl, kimse kimseye darılmazdı. Ha, hırsızlık. Gelmezdi. Hırsızlık. Adı hırsızlık değildi bu. Evet. Onlar da bizden çalardı. Biz de onlardan çalardık. Ne güzel. Ne güzel bir çocuk. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sizin büyüttüğünüz öğrenciler var mı? Şimdi görüştünüz mü burada kendisiyle? Oraya, geliyorum kendileriyle. Oraya. Şimdi kamyona bindik. Vasta yok. Önde bir iki hanım var. Onlar da Bitlis'in ileri gelenlerinden şeye gidiyorlar, İstanbul'da oturuyorlar. Biz de kamyonun arkasındayız. Haldır huldur. Şimdi taş taşıyan kamyonlar, biliyor musun? Evet, evet, evet. Başta, evet. Güneş başımızda. Neyse, eğri büğrü hoplaya zıplaya taşlara çarpa çarpa trene bineceğiz. Tren o zaman Kurtalan'a yeni gelmiş. Ama bizi tren Kurtalan'da indirmediler. Daha ileriye gittik. Bismil miydi? Bismil. Evet, evet, belki Bismil olabilir. Oraya gittik, kamyon bizi indirdi. Bu gece burada kalacaksınız, tren yarın gelecek dediler. Nasıl kalacağız? Erkek de var, bizleri koruyan erkekler, ama merdiven var ya, şu tahta tahta merdivenler. Tahta merdivenler. Onu dayadılar dama. O merdivenlerden çıktık biz dama. Bu tarafa kadınlara yapmışlar yer yatağı. Üçte. Yer yatağı damda. Yer yatağı damın üstüne. Evet, evet, evet. O tarafa da erkeklere yapmışlar. Arada bir perde. Perde. Bak biliyorsun. Dedenden babamdan. Hala devam etmekte. Ediyor mu? Hala o kültür devam etmekte. Bize dediler ki hadi burada yatacaksın. Ya biz burada nasıl yatacağız? Hiç kimse yapma. Nöbet tuttum. Korkuyorum, bir perde var bu taraf erkek. Ama bak, o zaman çok namus vardı. Saygı vardı, terbiye vardı, büyük küçük vardı. Herkes birbirini severdi, sayardı. Şimdi yok. Çok
çok özür diliyorum. Programımız kısıtlı olduğu için birkaç soruyla geçiyorum. Geldim istiyorum. İstanbul'a. Denizi yeni görüyorum. Vapuru yeni görüyorum. Tabii Bitlis'teki yaşantımla İstanbul'daki yaşantı bambaşka. Tamam mı? Ama memleketimde ben her şeyi öğrenmiştim. Bitlis'te annemiz bize öğretir her şeyi. Oradan İstanbul Kız Öğretmen Okulu'na gittim. Bitlis'ten. Dağdan indim şehire. Bitlisli ilk öğretmensiniz. Evet. Bitlis'ten çıkıp İstanbul'a giden öğretmen olup hem de pek iyi dereceyle mezun olan. Çünkü bütün hocalarım beni tanıyordu. Kur'an biliyordum. Tatbikat hocamız hep benim koluma girerdi. Ayten gel şu mezarın taşlarını oku derdi. Okurdum. Hocam İstanbul'daki eğitiminizi bitirdiniz. Öğretmen oldunuz. İlk öğretmeninizi Bitlis'te mi yaptınız? Geldim. Bitlis'i istedim. Eskiden isteme vardı. Bitlis'i istedim çünkü ailem orada. Kazım Paşa İlkokulu'na tayinim çıktı. Rahmetli şimdi Vanlı bir müdürümüz vardı. O beni kapmış hemen. Demişler İstanbul'dan bir öğretmen geliyor diye. Kazım Paşa'da çalıştım. Bak Ahmet Eren'e söyleyin. Beni görsün bulsun ama ben bilmiyorum nerede olduğunu. Ahmet Eren, Yahya Eren benim talebem. Evet. Ziya benim talebem. Ama bunlar küçüktü. Sonradan olmuşlar. Bunları tanımıyorum. Başka talebelerin ismi var mı hafızanızda? Tabii tabii. Otolardaki bütün çocuklar. Barutçuların bütün çocukları. Ondan sonra unuttum. Neyse. Bir de özür dileyerek yaşınız kaç efendim? Şimdi bak ondan sonra Kazım Paşa'ya geçtim. Yukarı mektebe. Onların adı birinci ilkokuldu, ikinci ilkokuldu o zaman. Sonra değişti Kazım Paşa, Gazi Paşa. Benim zamanımda beş ilkokul vardı, fazla yoktu. Müştak Baba, Yükseliş, bir de Kurtuluş. Bir de Gazi Paşa, Kazım Paşa o kadar. Mesrur Bey'di müdürümüz. Aşağı mektebinde Zihni Bey'di müdürümüz. Ondan sonra... Sizden hocam, sizden ricam efendim... Programımızın saati kısıtlı olduğu için birkaç soruyla bitirmek istiyorum. Yaşınızda çok talebelerim kaç? Yaşınız çok. Kaç efendim? Ay söylemesem. Söyleyin efendim. 85 bitmek üzere 86. Maşallah. 70 yaşının üstündeki bütün bitlisler. Hala dinsiniz, hafızanız yerinde. Bütün bitlislere sorarsanız Ayten Hoca olarak bilirler ben. Ayten öğretmen yoktu o zaman, hocaydı başka. Ayten Hoca. Ve bütün bitlisteki talebelerim de çok. Hepsiyle de görüşüyorum, ararlar sorarlar. Sağ olsun. Ankara'da oturuyorum. İki çocuğum var, kızım bu. Evet, işte, ne güzel. Oğlum da Sakarya'da. İki de torunum var. Bitlis hayranıyız hepimiz. Pas dolması, glorik, çorta aşı pişiririz. Torunlarım da gelir yerler, bayılırız biz o şeylere. Buradan ders verdiğiniz öğrencilere selam göndermek istemez misiniz? Hayır, ben çok farklı buldum. 46-47'deki Bitlis'le, Bitlis gençliğiyle, gördüğüm kadarıyla Bitlis yetiştirme, yani gençlerin yetiştirdiği bakımından arada çok fark gördüm. Hepinizle gurur duyuyorum. Teşekkür gerçekten. Ederim. Sağ olun, sağ olun. Konuşmalarınız, davranışlarınız, ya ne derlerdi biliyor musun? Ortaokuldan benim arkadaşlarım beni gördükleri zaman kesip bırakıyorum işte. Şey derlerdi, bu kız haliyle gitti İstanbul'larda okudu, geldi, para kazanıyor, biz doğru burada geziyoruz, tamam mı? Doğru burada geziyoruz, evet. Doğru da programa son verelim. Doğru. Şöyle, ders vermiş olduğunuz öğrencilerinize buradan bir selam gönderin. Bütün barutçuların çocuklarına, barut, şeyde Kümüs'te otururlardı, evet. Hepsi gelirdi. Evet. Otoların bütün çocuklarına, isimlerini unuttum çoğunu, ama şeyde tanıştık hepsiyle. Görüştünüz burada. Görüştük tabii, ne hepsiyle güzel, tanıştık, güzel, sarıldık güzel, hatta telefonla. Barutçu Leman'la konuştuk, evet, otoların, güzel, o Cemil Oto öldü, arkadaşım da o benim. Ondan sonra o Karabaşar, hepsinin. Bir de neydi, Karabaşlar değiştirmişler soyadlarını. Yani. Bedri Bey vardı, onların iki bacısı öldü. Biri o Balcı'nın annesi, hangisininse bilirsiniz belki. Yani bütün talebelerime sevgiler, selamlar, hepsini kucaklıyorum, hepsini öpüyorum.
Teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben talebeleriniz yerine elinizden öpmek istiyorum. Ben de bütün talebeler yerine sizi öpeyim. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Çok değerli bir şahsiyet Ayten hocam. Sağ olsun bizleri kırmadı. Röportaj yaptı bizimle. Devam ediyoruz tüm hızıyla. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Size güzel ederiz. Bir günde sizleri burada görmek gerçekten çok güzel. Sağ teşekkür ederiz. Biz de sizi görmekten çok gurur duyduk. 2 senedir yaklaşık olarak bitiş günleri burada yapılıyor. Geçen sene de geldim, bu sene de geldim. Kendi memleketimi burada görmekle gurur duyuyorum. Yani Bitlis'e gitmeye gerek yok. 13-16 Kasım tarihleri arasında Bitlis zaten buraya geliyor. Buraya gelmeniz bir nevi yeterlidir diye düşünüyorum. Hemen hemen yeterli olmasa da yeterlidir. Değil mi? Kesinlikle. Uzun süre görmediğimiz insanları burada görebiliyor. Mahalle arkadaşımızı, mektep arkadaşımızı, yanı başındaki komşumuzu burada görmek mümkün. Mümkündür efendim. Neyle karşılaştınız efendim? Şimdi ben yaklaşık olarak 15 senedir Tatvan'dan buraya geldiğim için pek tanıdıklara denk gelemiyorum. Daha doğrusu. Bugün ilk gün. Ha, ilk gün. Hani kimilerimiz yoldardır, daha varmamıştır veya yoğunluktan dolayı bulamamışsınızdır. Emin olun 4 gün içerisinde bulacaksınız. Doğrudur efendim. Biz de bugün ilk gün olduğu için geldik. İnşallah geri günlerde de buraya geliriz mutlaka. İnşallah, inşallah. Buradan kimilerine selam göndermek tabii, mi buradan istiyorsunuz? Ben özellikle anneme, babama, kardeşlerime, Tatvan'daki bütün hemşerilerime, akrabalarıma çok selam gönderiyorum. Aleykümselam diyorum. Ankaralı. Aleykümselam. Bitlisli. Aldığımızı bırakmıyoruz. Kendimizden sayıyoruz. Yurdumuzun her köşesi bizim. İnsanımız, her şeyimiz. Ankaralısı da Bitlisli de fark etmez. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de eltime, kaynıma, kaynanama, kayınbabama. Yani beni tanıyan Bitlis gelini olarak herkese çok selam ve saygımı. Buyurun. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun. Bitlisli abimden memnun musun? Valla Bitlisli abimden memnun olmasaydım 4 yıl oldu. Evet. Sürmezdi. Yani Bitlis'in abisi olarak değil de onların gelini olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnsanlıkları olsun, sevgileri olsun, saygıları olsun, örf ve adetleri, yani bizim Ankara'ya çok farklı bir kültürleri var. İlk başlarda kültürünüze alışmak zor geldi bana ama zaman içerisinde alışıyor. Onlar bize, biz onlara alıştık. Çok mutluyum onların gelini güzel, olmaktan. Güzel. Hepsine sevgi saygılarımı sunuyorum. Bizler de buradan bizi izleyenlere sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Teşekkür ediyorum.